Efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli sabahlar dileyelim ekran başında bizlerle birlikte olan tüm Ton TV izleyenlerine ve Senem'le bugün izleyenlerine. Ben Senem Erdem İnal, saatlerimiz 11'i gösteriyor ve Ton TV ekranlarında Senem'le bugün başlıyor. Efendim tüm çalışanlarımıza kolay gelsin, esnaf dostlarımıza bol kazançlı, hayırlı işler diliyorum. Bugün bakalım bizi hangi haberler bekliyor? 549 500 17 17 WhatsApp hattımız ve Facebook Ton TV sayfasından da aynı anda canlı yayındayız. Buradan da izleyenlerimiz var. Lütfen yorum yazarken nereden izlediğinizi de belirtmeyi unutmayın. Yoklama yapacağız. Canım Türkiye'min hangi güzel şehirleri, ilçeleri bizlerle birlikte, köylerimiz bizlerle birlikte bunu öğrenelim efendim. Bugün 23 Temmuz 2019 ve dilerseniz önce son dakika haberlerine şöyle bir göz atalım. Vallahi sabah sabah içinizi de karartmak istemiyorum ama karısını komşusuyla karavanda bastı ve öldürdü haberi var. Ve hemen şöyle Şemdinli'ye gidelim. Sabah.com.tr'de Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Her zaman olduğu gibi teröre lanet ediyoruz. Sadece lanet edebiliyoruz. Artık ne diyeyim, hani terörle ilgili, şehit haberleriyle ilgili Allah'tan rahmet diliyorum. Ve ailesine de sabırlar dileyebiliyorum ancak. Ve yine maalesef Habertürk.com'da TEM'de feci bir kaza bir kişi yaşamını yitirdi. TEM otoyolunda İstanbul İl sınırının başlangıç noktasında 30 metre ilerisinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Tırın altında kalan kişi feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı. Allah'ım, Allah'ım rahmet eylesin. Sabah sabah değil mi? Ama maalesef böyle bir durumda var. Trafik canavarı. Ve yine son dakika haberlerinde İzmir'de FETÖ operasyonu var sevgili izleyenler. Haber.com.tr'de. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Evet, pardon, bu haberimizi de sizlere aktardık. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz normalde salı günleri grup meclis toplantıları oluyordu. Bazen o yüzden bir araya gelemiyorduk ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Salı günü saat 15'te toplanmak üzere tatile girmesine Genel Kurul'un 18 Temmuz tarihli 105. bileşiminde karar verildiği belirtildi diyor. Son dakika haberlerinde yine bunu da aktarmış olduk sevgili izleyenler. Evet. Son dakika haberleri böyleydi. Dilerseniz şimdi Çanakkale gündemine bakalım. Evet, Çanakkale gündeminde AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.
ziyarette Çanakkale'ye yapılan hizmetlerin yanı sıra son günlerde kentin gündeminde yer alan 56. Troya Festivali ve Kirazlı'daki altın madeni arama çalışmaları konuşuldu. CHP'li Ülgür Gökhan, Temmuz ayı başında AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ı Ankara'da ziyaret etmişti. Bülent Turan bugün Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette her iki tecrübeli siyasetçi Çanakkale'ye yapılan yatırımları konuşurken, bundan sonraki çalışmalarda diyalog halinde bulunacaklarını belirttiler. Hem Çanakkale'nin sorunlarını konuşalım, hem Sayın Başkan bundan birkaç hafta önce Ankara'da bir ziyaret etmişlerdi. Bir iade ziyaretimiz olsun istedik. Biz Rota hiçbir eli havada bırakmayız demiştik. Aynı şeyi söylüyorum. Başkanımız gerçekten hemen başlayıp kendi ziyaret etmeyi bir görev. Tabii ki önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçim dönem var. Hem yerel iktidar sonunda seçimini bitirdin, hem genel iktidar seçimini bitirdin. Önümüzde çok temiz bir dönem var, hizmet dönem var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden uzak, siyasi kavgalardan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı bulalım istiyoruz. Tüm kurumlarıyla, bunun belediyesi, valisi, müdürü, işte teşkilatlar, siyaset hepsi beraber söylemek istiyoruz. Daha uyum içerisinde, daha iletişim içerisinde, birbirini anlayan, dinleyen, sorunları değil de çözümleri öne çıkaran bir anlayışla beraber bu 5 yıl geçirmek istiyoruz. Daha önce oldu, yine sağ olsun Bülent Bey, başka konularda daha önce yine bir kredi onay konusu vardı, onu çözmüştü çok önce. Ama daha sonra işte dediğimiz gibi böyle diyaloglar siyasete kurban gitti diyelim. Çünkü hep seçim, hep seçim, hep referandum, seçim falan. Neyse o günler geldi, geçti. Bugün biraz önce Sayın Vekil de söyledi. Dedi ki artık önümüzde en az bir 4,5 yıl bir süre var. Seçimin bahsedilmeyeceği, bahsedilmemesi gerektiği hatta. Çünkü siyaset bu, her an her şey olabilir ama bence artık ülkenin bir konsensüs içerisinde, anlayış birliği içerisinde bir yol alması lazım. Konuşmaların ardından iki siyasetçi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine iptal edilen 56. Troya Festivali hakkında Bülent Turan görüşlerini belirtirken festivalin yapılmasından yana olduğunu söyledi. Eğer ölçüleri değişilse de yapmasa fayda görüyoruz. Belediyenin öncülüğünde SSK'lar, diğer kurumlar bir yere gelip bununla ilgili adım atabilirler. Takdir tabii Sayın Başkanım. Ama biz Çanakkale'mizin tanıtımı için kim ne yapabiliyorsa onu söylemek için bunlardır. Görüşmede son günlerde Çanakkale ve Türkiye'nin gündeminde konuşulan Kirazlı'daki altın madeni arama faaliyetleri de konuşuldu. Bir de bakın üretim safhasında şerit koyun, hataları varsa üzerine gidelim. Net söylüyorum bunu. Ya ben yarın ekilimi bitecek. Burayı beraber yaşayacağız. Ekilimiz 3 sene sonra Allah bilir yaşayacağız, yaşayacağız. Ama burada yaşıyoruz biz. Hata yapmayalım istiyoruz. Ama ben yolda giderken ne ben iş istiyorum. Sen istemiyor olabilir. Benden istemez diyor, iş istiyorum diyor vesaire. Buranın sadece maden değil, OSB'sinin de, ne bileyim işte turizmin de hep beraber artıralım istiyoruz. Galeri usulü altın madeni araması var. Troya'dan beri varmış. Var ama galeri usulü hiçbir zamanlar ormanları kesmemişler. Ekosistemi mahvetmemişler. Gidince göreceksin yani oradan durum. Şimdi tabii altın konusunda da biliyorsunuz sadece ikisine devlete kalıyor, bize kalıyor. Hayır, hayır. O burada işte. Neyse konuşuruz. %4'ü kalıyor. Ben içerideki işlemler bu. Altın üretimin yarısı burada kalıyor. Nasıl kalıyor? Üretim safhasındaki tüm değerlendirmeler, çalışmalar, altyapı faaliyetleri, çevrenin yani. Burada lokantacı yemek satıyor damlaştığı. Ha o ama o yani bak %50'si genelde kalıyor. Anladım. Kalan %50'sinden şirket ve devlet sonra para kazanıyor. Para kazanıyor ama bir şey kazanmıyor. Yani devlete kalan o. Neyse onların hepsi şeyde var, süreçlerinde var. Bunların tartışmanın manası yok ama sonuçta bizim mücadelemiz Atiksar Barajı'nın korunması yönünde. Yani tepesinde bir risk oluşmaması için. Ayrıca da tabii ekosistemin bozulmaması için. Sadece orası değil. Hemen oraya tepeye çıktığınızda gözlüyorsunuz iki tane termik santral var. Dumanları tutuyor. Görüşme gazetecilerin sorularının ardından basına kapalı olarak devam etti. Boğaz görüşünde işte Türklerle beraber Koreliler mi? Az önce izlediğimiz haber çok hoşuma gitti. Özlediğimiz görüntülerdi. Hep böyle olmasını istiyoruz işte bizler, vatandaşlar,
siyasetçilerin bir araya gelip konuşmalarını istiyoruz. Evet, bu haber Gazete Boğaz'da da yer almış. 18 gün sonra iade-i ziyaret başlığıyla. 18 gün sonra gerçekleşen iade-i ziyarette Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın belediye binası önünde karşıladı ve az önce de görüntüler ekranlarınıza geldi. Vitamin gazetesi başlığında da özlenen tablo, elimizi uzattık başlığıyla yer vermiş. Vekil Turan'dan yol haritası, polemikten siyasi kavgadan uzak sorunlar değil çözümler öne çıkacak. Söz konusu Çanakkale ise gerisi teferruattır diyor. Ve Hedef gazetesi Çanakkale Belediyesi'nde büyük buluşma başlığıyla vermiş haberi. Ve işte Çanakkale gazetesi de önümüzde çok temiz bir dönem var derken Gündem gazetesi 5 yıl birlikte hizmet sözü başlığıyla vermiş. Gerçekten tebrik ediyorum. Görmek istediğimiz bir haberdi. Söyleyemedim de kareydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'dan Başkan Gökhan'a iade-i ziyaret, maden ve festivali konuştular başlığıyla yer almış efendim haberimiz. Ve şimdi diğer haberlere de şöyle bir göz atalım. Hangi gazetede nasıl, hangi başlıkta yer almış onu aktarmak istedim sizlere. Şimdi Çanakkale'yi dün yasa doğan bir haber, yasa boğan bir haber vardı. ÇÖM öğretim üyesi Akbulak hayatını kaybetti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz Akbulak hayatını kaybetti. Çok da gençti sevgili izleyenler. O yüzden Çanakkale camiasında çok büyük üzüntü yarattı. Allah'tan rahmet diliyorum Cengiz Akbulak ve ailesine, sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Özellikle eşine ve yavrusuna Rabbim dayanma gücü versin. Evet. Devam edelim sıradaki haberimizle. Şimdi Uşak'a gideceğiz sevgili izleyenler. Uşak'ta zihinsel engelli Beyhan A. toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine yapılan ameliyat sonrası yaşamını yitirdi. Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken kesin ölümlü nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonucuna göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan'ın Çanakkale'de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken cenaze aracına konan Beyhan Arslan'ın naaşı Çanakkale'ye getirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Evet, aynen, güzel KC olmuş. İğrenç olay. İğrenç olay. Engelli bir bayandan bahsediyoruz. Bir kızdan bahsediyoruz. Ama artık her geçen gün bu tür haberler arttığı için, yani aklı başında olan her insanın kanını donduran haberler bunlar. Allah ailesine sabırlar versin. Başsağlığı diliyorum kendilerine. Beyhan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah suçlu ya da suçlular da cezalarını alırlar. Evet, 10 yıl sonra nakille diyalizden kurtuldu. Allah kimseye acı vermesin, hastalık vermesin, dermanı olmayan dert vermesin inşallah. Böbrek hastalığı da zordur, böbrek ağrısı çekenler de bilir. Kronik bir hastalıktan dolayı genetik olarak böbrek hastalığına yakalanan Bigalı Ercan Karadeniz 10 yıldır diyaliz makinesine bağlanıyordu. Geçtiğimiz 15 Temmuz'da yaşanan beyin ölümüyle organları bağışlanan bir hastadan nakledilen böbrek ile
adeta yeniden hayata döndü. Ercan Karadeniz 41 yaşında. Evet, çömü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti nakil. Acil şifalar dileyelim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. İşte organ bağışının önemi. Bir kişinin daha hayatı değişti. Tekrar dünyaya geldi. Yeniden doğmuş gibi oldu. O yüzden sosyal mesajımızı verelim. Lütfen hem kan bağışı, hem kök hücre bağışı, hem de organ bağışını yapın. Bugün biz başkasına, yarın bize olabilir. Allah göstermesin. Evet. İşte Çanakkale gazetesinde de Çanakkale emlak piyasası ölü. Satışlar %60 düştü. Evet, sadece Çanakkale'de olduğunu düşünmüyorum. Bütün inşaat firmalarında özellikle sıkıntılar var. Yani bir yandan baktığınızda her yerde evet ev var, ev dolu. Ama insanlarda alım gücü yok. Bir de böyle bir durum söz konusu. Mevduat faizleri ve konut faizlerinin yüksek seviyelerde olması emlak piyasasına durma noktasına getirdi. İnşaat sektörünün maliyetinin de yükselmesiyle satışların durma noktasına geldiğini, emlak sektörü konut faizlerinin düşmesi bekleniyor diyor sevgili izleyenler. Evet, faizler zaten diyoruz ya, hani misal veriyorum, 100 bin lira çektiğiniz zaman bunu 200-300 bin olarak geri ödüyorsunuz. Yani oldukça yüksek bir şekilde ödüyorsunuz. Dansçılar Çanakkale'yi renklendirdi. Çanakkale'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Çanakkale Troya Halk Dansları Festivali 13 ülkeden 1100 dansçı ve 24 grubun katılımıyla pazar günü başladı. Morabin Parkı'nda başlayan festival Kepez'deki etkinliklerle devam etti. Dünyanın farklı yerlerinden gelen binin üstünde dansçı Kepez konser alanında buluştu. Evet, biraz da böyle eğlenmek lazım değil mi? Hayata devam edebilmek için. Ve devam edelim. 2017 yılından beri üniversite araştırmaları laboratuvarı tarafından yapılan öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırması bu yılda tamamlandı. Öğrencilerin memnun olduğu ve olmadığı şehirler açıklandı. Çanakkale bu araştırmada 5. sıraya geriledi. Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması'nın bir parçası olan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması 2017 yılından beri yapılıyor. Araştırmaya Türkiye'nin 81 ilinde 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversiteden toplam 35.715 öğrenci katıldı. Sonuçlara göre ise öğrenciler 81 ilin yalnızca 26'sından memnun. 45 ilde ise öğrencilerin memnuniyet oranı çok düşük. Araştırmaya göre memnuniyetin en fazla olduğu ilk 5 il şöyle sıralandı: Eskişehir, Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale. Öte yandan Çanakkale geçtiğimiz yıl 4. sırada yer alırken bu yıl 5. sırada yer alıyor. Gerilemenin sebepleri arasındaysa aşırı kira fiyatları, sosyal aktivite alanlarının azlığı, ulaşımda pahalılık ve üniversitedeki eğitimle araştırma alanındaki sıkıntılar gösteriliyor. Evet, Çanakkale biliyorsunuz bir zamanlar 1. sırada yer alıyordu. Çanakkale hem emekli şehri hem de öğrenci şehri diye söyleriz ama 5. sıraya gerilemiş durumda diyor haberimizde olduğu gibi. Paryon Antik Kenti tanıtılacak diyor işte Çanakkale Gazetesi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Paryon Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Vedat Keleş, Mali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette önemli bir turizm destinasyonu olan Paryon Antik Kenti'nin uluslararası alanda tanıtımlarının daha çok yapılarak bölge turizminin gelişmesine yapacağı etkinlikler değerlendirildi diyor işte Çanakkale Gazetesi'nde. Evet, Gündem Gazetesi bu acıya yürek dayanmaz diyor. Yine Çanakkale'de sosyal medyada da özellikle takip ettiğim kadarıyla. İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Özlem Ergül ve babası adı Güzel Altun dün Çanakkale Cemevi'nde düzenlenen törenle gözyaşları içinde
toprağa verildi. Aile yakınlarının ise yürek dayanmayan bu acı karşısında ayakta güçlükle durduğu görüldü. Evet, ve baba kızın son selfilerinin resmi de konulmuş. Anlayacağınız bir kadın cinayeti daha. Boşanmak isteyen bir kadın yine canından oldu ve yanında masum babası da hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum, geride kalanlara. Evet, kentin için sen de katıl. Çanakkale Belediyesi Twitter üzerinden başlattığı uygulamayla vatandaşların hem Çanakkale'yi hem de öznel olarak yaşadığı mahalleyi değerlendirebilmesi için anket açtı diyor. Kentin için sen de katıl. Özellikle Çanakkale dışında yaşayan, gurbet hasreti çeken, Çanakkale özlemi duyan izleyicilerimiz için. Evet, Twitter'dan sen de katıl diyor Gündem gazetesi. Evet, bu yıl 19-21 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Bozcaada Caz Festivali hafta sonunda adada gerçekleştirildi. Binlerce müziksever hafta sonunu adada geçirdi. Kendine has ve bir otomobil firmasının katkılarıyla Tridats, Alaturka ve Pavli Bozcaada işbirliğiyle düzenlenen Bozcaada Caz Festivali bu sene yeniden Bozcaada'da müziğe ve sanata dair pek çok şeyle karşılaşılacak bir festival deneyimi yaşattı. Açık hava enerjisiyle caz ve doğaçlama müziğinin buluşturan Bozcaada Caz Festivali ilk iki senesinde gördüğü ilgiyi üçüncü yılında da gördü. 19 Temmuz Cuma günü başlayan festival 21 Temmuz Pazar günü sona erdi. Evet sevgili izleyenler, burası Çanakkale gazetesinde de AK Partililer rektör Murat'ı ziyaret etti. AK Parti milletvekilleri ve il başkanı bir süre önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Sedat Murat'ı ziyaret etti diyor. Evet, satılmayan ürünleri mülteciler topluyor. Hafta içi ve hafta sonu kent merkezinde düzenlenen halk pazarında gün sonunda satılmayan ya da bozulmak üzere olan meyve ve sebzeler, sebze ürünleri Afganlar ve Suriyeli kadın ve çocuklar tarafından yanında getirdikleri poşetlerle toplanıyor diyor. Ve helikopterle Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Valiliği tarafından kalp rahatsızlığı geçirdiği bildirilen bir vatandaş Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterle Gökçeada'dan Çanakkale'ye tahliye edildi. Gökçeada'da yaşayan ve rahatsızlanan yaşlı kadın ilk olarak Gökçeada Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil şifalar diliyorum diyorum ya, hastalık gerçekten zor. Kimi insanlar için hala daha makam ya da mesleğinin titri önemliyken, ünvanı önemliyken, kimi insan için işte evim olsun, yazlığım olsun, son model arabam olsun, bu önemliyken, bence en önemli şeyin sağlık olduğunu gözden kaçırıyorlar diye düşünüyorum. Bir kere hastalandığınız zaman zaten o kadar iyi anlıyorsunuz ki onun kıymetini. Yani en büyük zenginlik, mal mülk, zenginlik olsa neye yarar eğer sağlığın yerinde değilse? Evet, Senem'le bugün devam ediyor. Tarihte bugün 23 Temmuz 1915 Çanakkale. Çanakkale müttefik donanması ve uçakları tarafından denizden ve havadan bombalandı. Bunları biliyor musunuz?
Muharebeler sürecinde Çanakkale Merkez Hastanesi'nde Hüseyin Baydur tarafından röntgen laboratuvarı kurulmuştur. Evet, WhatsApp Söz Sizde bölümümüze geldik sevgili izleyenler. Facebook Ton TV sayfasından da aynı anda canlı yayındayız Senem'le bugün. Canlı yayında 549-517-17 WhatsApp hattımız dedik. Söz sizde efendim. Mesajlarınızı, yorumlarınızı gönderin. Bizler de dile getirelim. Ancak ne yazık ki dün gözden kaçırdığım bir mesaj varmış. Hemen o mesajı okuyacağım. İnşallah izleyicimiz, Bayramiçli izleyicimiz izliyordur. Senem Hanım, gerçekleri söylemek zordur. Gerçekleri söylemeye çalıştığınız için tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ederim. İnşallah izliyorsunuzdur. Görmedim mesajınızı. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. İnsanoğlu her şeyi katlediyor. Hatta geleceğini de. Ben Kaz Dağlıyım. Doğama, yeşilime, oksijenime dokunmasınlar. Her şey altın veya maden değildir. Hani tarım nerede? Madenleri satıp zehrinde biz burada yaşayanlara bırakacaklar. Yok öyle yağma. Dinimiz bile yeşili koru, son anda bile dik diyor. Evet, son nefesinizde bile bir ağaç dikin, bir fidan dikin diye dinimizde de var. Doğru söylüyorsunuz. Mesele ülke meselesi. Saygı ve sevgilerimle Bayramiçli dere kokulu deli yörük göndermiş mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'den ve Bayramiç'ten eminim size de selamlar vardır. Sevgiler, selamlar gönderelim. Gerçi nerede yaşadığınızı bilmiyorum. Şu an Bayramiç'te yaşıyor da olabilirsiniz. Ben bir an gurbetteymişsiniz gibi algıladım. Sevgiler, selamlar, teşekkür ediyorum efendim. Ve hemen yine WhatsApp'tan bakalım. Bu arada Kuşadası'ndan Ayvacıklı Ergin Doğan amcamız, günaydınlar güzel kızım. Kuşadası'ndan Çanakkale'me, Ayvacık'a ve sizlere sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kuşadası'na da sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bayramiç'ten geldiğini baz alırsak mesajın. Bayramiç, Kuşadası dedik. Ve Bilecik'ten ablam nasılsınız? Uzun zaman sonra buluştuk demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bilge Kağan. Uzun zaman sonra ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Sevgiler gönderelim Bilecik'e de. Günaydınlar güzel kardeşim. Bugün yine çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah nazarlardan korusun. İyi yayınlar. Çan'dan selamlar, sevgiler. Beraber ve birlik her zaman ileriye götürür demiş. Çan'dan, Çanakkale'mizin Çan ilçemizden sevgili Nurdan Hanımcığım göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Gerçekten öyle. Birlik ve beraberlik en basit şey aslında. Yapabilmemiz gereken. Siyasiler de bunu yapacak. Vatandaşlar da bunu yapacak. Her zaman söylüyorum. Herkes aynı görüşte olacak diye bir durum söz konusu değil. Aynı görüşte olsak zaten seçime gitmeyiz, değil mi? Hepimiz aynı görüşteyiz diye. Ama önemli olan insanların işte saygı, sevgi çerçevesinde gerçekleşmesi. Ama günümüzde öyle bir hale geldi ki yani futbol takımı tutar gibi insanlar parti tutuyorlar. Ya bırakın parti tarafı olmayı. İnsanlığımızı kaybediyoruz. İnsanlık önemli olan. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Hepimiz el ele verdiğimiz zaman hani atalarımız bile ne demiş? Tek elin nesi var? İki elin sesi var diye. Senem kardeşim günaydın. Bir izleyicimiz mesaj atmış. Şimdi bazen mesajları direkt hani geldiği gibi okuyorum. Temkinli de davranmak istiyorum bazen.
Senem kardeşim günaydın. Bu insanlar artık insanlıktan çıkmış. Bu tecavüzleri yapanlara insan denmez. Ancak çok özür dilerim, domuz denir. Nasıl bir hayvan olduğunu biliyorsunuz. Eşini kimseden kıskanmaz diye. İşte bunu yapanlara ancak bu denir kardeşim. Sizce ne denir? Tamamını okursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olunuz demiş izleyicim. Muammer Bey göndermiş Karaman'dan. Muammer Bey, evet çok güzel yazmışsınız ama takdir edersiniz, hepsini okuyamadım ama zaten asıl vermeniz gereken mesaj verildi diye düşünüyorum. Diyorum ya işte, toplum olarak insanlıktan çıktık, nasıl bir hal aldık. Her gün izliyoruz haberleri, hepimiz izliyoruz değil mi? Engellilere çocuklara taciz, kadınlara dayak, cinayet. Daha az önce okuduk, baba kız. Neden? Kız bir tek eşinden boşanmak istediği için bugün hayatta değil. Aynı şekilde ağaçlar kesiyoruz. Ve kimi insanlar ağaç kesimine tepki gösterirken, kimi insanlar bu tepkiyi gösterenlere tepki gösteriyor. Öyle bir hale geldik çünkü. Aynı şekilde hayvanlara, onlara da tecavüz, öldürme, işkence, her türlü kötülük biz insanoğlunda. Başka suçlu aramaya hiç gerek yok. Sevgili Necati Girgin, birlik, beraberlik ve üretim zamanı topyekün demiş. Çok da güzel söylemiş. Teşekkür ediyorum. Çanakkale Merkez'den yazıyor sevgili Necati Bey. Hem Karaman'a hem de Necati Bey'e, Çanakkale Merkez'deki izleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderelim. Evet, 549-517-17 WhatsApp hattımız dedik. Günaydın kardeşim. Mutlu günler dilerim. Yılmaz Haskılıç Ankara başkentimizden gönderiyor. Yılmaz Beyciğim, çok teşekkür ediyorum. Ankara'mıza, başkentimize sevgiler, selamlar gönderelim. Hepimiz için mutlu bir gün olsun. Güzel haberler aldığımız huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir gün olsun inşallah. Evet, sizden gelenleri okumaya devam ediyorum. Saatler 11.32'yi göstermekte. Şimdilik mesajlarımız bu kadar sevgili izleyenler. Senem'le bugün devam ediyor. Evet, bunları biliyor musunuz da geçtik. Bugün özellikle ev hanımlarını istinaden bilgiler vereceğim ama bir de şöyle var. Evde hem annelik hem de babalık yapanlar var. O yüzden beyler içinde ya da yalnız hayatını devam ettiren beyler var, bekarlar var. O yüzden herkes için bilgiler vermeye devam edelim. Şimdi çay lekesi efendim, bilirsiniz çay lekesi normalde kolay kolay çıkmaz. Çayla lekelenen bir kumaşı temizlemenin en iyi yolu hiç vakit geçirmeden üzerine kaynar su dökmektir. Bazı kaynaklar limon kolonyasının da çay lekesinde çıkarmada yararlı olacağını belirtiyor ama hemen temizlenmeyen bal lekelerini çıkarmak da zordur. Ama leke olur olmaz hemen ılık suyla yıkanır ve durulanırsa lekeden eser kalmaz diyor. Bugün bunları biliyor musunuz da? Ve bir başka püf noktası, ben bilmiyordum bunu, yeni öğrendim. Yumuşak havlular. Hani bazen havlular zamanla böyle sertleşir, yüzünüzü silerken falan böyle hatır hatır olur ya, daha çok yumuşatıcı kullanırız havlularımızda. Eski havlularınızı yumuşatabilmek için yıkadıktan sonra bolca mutfak tuzu dökülmüş sıcak suda 1 saat bekletin. Havlularınızın ne kadar yumuşadığını göreceksiniz. İnanamayacaksınız hatta, öyle diyor. Ve beyaz tül perdeler tüm ev hanımları için önemlidir. Evin de olmazsa olmazıdır, gelinidir perdeler. Beyaz tül perdeler pencerede dura dura kararır. Kalorifer izi de oluyor biliyorsunuz. Önceleri yıkamayla siyahlıklar gider ama daha sonra
bu kararmayı gidermek zor olur. Onun için size tavsiyemiz yıkama suyuna 1-2 çorba kaşığı toz şeker katmanızdır. Bunu da bilmiyordum. Enteresan. Günümüzde artık hayatımızı kolaylaştıran bir sürü leke çıkarıcılar var, deterjanlar, kimyasallar var ama doğal yoldan da aslında temizleyebiliyorsunuz. Ütünüz leke bırakıyorsa ütü yaparken zaman zaman tabanı yapışır ya da leke tutar ki en sinir olduğumuz özellikle bayanların sinir olduğu bir durumdur. Fakat ütünüzün altını tuz ve sirkeyle silerseniz leke tutmasını, ütülediğiniz çamaşıra yapışmasını önlemiş olursunuz. Tabii bunu ütü soğukken yapacaksınız. Sildikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Ben çocukken hatırladığım annem böyle gazeteye tuzu dökerdi ve böyle yaptıra temizlerdi. Onu hatırlıyorum. Uzun ömürlü mumlar için de son bilgimizi de verelim. Mumlar özellikle romantik yemeklerin vazgeçilmez unsurudur biliyorsunuz ama mumların ömrünü uzatmak için kullanmadan 2 saat önce buzdolabının derin dondurucusuna koyup bekletin. Böylece mumun eriyip masa örtüsüne damlamasını ya da şamdandan çıkarılmayacak izler bırakmasını da önlemiş olursunuz sevgili izleyenler. Sevgili Levent Bey, Levent Camgeran Karakaş, en güzel günler sizle olsun, tüm ekibe selamlar demiş. Ekibim adına aleyküm selam diyeyim ve bizden de sizlere sevgiler, selamlar Levent Bey size ve eşinize. Evet, Senem'le bugün de ne zamanı bakalım, bugün bizleri neler bekliyor. Saatler 11.36'yı gösteriyor ve bakalım gökyüzü, astroloji bugün bizler için neler söylüyor, hemen geçelim. 23 Temmuz doğum günü olanların doğum gününü kutlayalım. Onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yaşlar dileyelim. Ve bugün doğum günü olanlardan Vildan burada mı bilmiyorum şu anda, yok mu? Vildan sevgili ekip arkadaşımız, çalışma arkadaşımız, sevgili Vildan Dinç'in de doğum günü, biz ona Vili diyoruz. Sevgili Vili'mizin de doğum gününü kutlayalım, kendisine sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yaşlar dileyelim sevdikleriyle birlikte. Ve sevgili koçlarla başlayalım. Yanlış kararlar almaya uygun bir günde olabilirsiniz sevgili koçlar. Şu andaki astrolojik açı keder ile ilgili, keder ile ilgilidir ve kader olabilecek olayları gösterir. Her konuda düşünerek karar verin. Özellikle burcun son 10 günlük devresine doğmuş olanlar bu rahatsızlığı hissedecek fakat böylece tarzınızı değiştirmeyi başaracaksınız sevgili koçlar. Boğalar, davranışlarınız ve iddialarınız yüzünden ihtilaflara düşebilirsiniz. Rahatlık ve sessizlikten hoşlanıyorsunuz ve de sebat etmenizi gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak ufak tefek şeyleri kırmak veya basit kesik ya da incilmelerle karşılaşmak da kaza sınıfındandır. Moralinizi bozmayın diyor. Aman o zaman bana bu aralar dikkat. Yani Allah korusun. Allah görünmez kazalardan da herkesi korusun. İkizler, aşırı heyecanlanmayın. Bundan dolayı çok önem verdiğiniz bir işi karıştırabilirsiniz. Çok heyecanlanmayın. Dalgınsınız ve fazlaca içe kapanıklık gösteriyorsunuz. Biraz daha rahat olmaya çalışın. Umut size uzak olmamalı. Hiçbir şey son değildir. Sürprizler yaşamın ta kendisidir. Yeni şeylerden ya da alışveriş gibi şeylerden uzak durmalısınız sevgili ikizler. Yengeçler, önümüzdeki birkaç gün sıkılmaya zaman bulamayacağınız günler yaşayabilirsiniz. Özellikle burcun ilk 10 günlük devresinde doğmuş olanlar, önemsedikleri kişiler ve olaylar ile ilgili kaygı duysalar bile endişelerini yansıtmayacak ve kararlarını sürdürecekler. Günün ilerleyen saatlerinde isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız sevgili yengeçler dedik ve geldik aslanlara. Son zamanlarda kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve bu kısa dönemde her türlü konuda şansınızı fazla zorlamayın. Aşırı bencillik gösterebilirsiniz ve patavatsız çıkışlarınız olabilir. Duygularınıza ani tepkileri karıştırmayın. Bir aslan için
uygun bir davranış değil. Moralinizde ani çıkışlar ve düşüşler görülecek sevgili aslanlar. Ve başaklar, bugünlerde aşırı harcama yapma dürtülerinizi kontrol altında tutmalısınız. Bazen öyle gelir değil mi? Tutarsınız bir anda böyle gözünüz döner. Gerekli tasarrufa gitmezseniz önümüzdeki günlerde bir hayli zorlanacaksınız. Çabuk kararlar almayın. Özellikle maddi konularda daha düşünceli olmalısınız. Rahatsız edici misafirleriniz olabilir sevgili başaklar. Ve teraziler, acelecilikten kaçınmanız ve mantıklı tutumlarda bulunmanız sonuçlara ulaşmanızı hızlandırabilir. Maddi açıdan da oldukça kazançlı bir dönem geçirebilirsiniz. Yeni atılımlardan elde edeceğiniz gelir bazı zorunlu harcamalarınızı da gerçekleştirmenize yardımcı olabilir sevgili teraziler dedik. Ve geldik sevgili akreplere. Önümüzdeki birkaç gün sizin için aktivite, yolculuk ve haber alma dönemi de olabilir. Şayet tatil imkanı bulabilirseniz tam gerek duyduğunuz dinlenmeyi sağlayabilirsiniz. Bazı terslikler gerçekleşebileceğinden mümkünse yeni bir şey almamaya özen gösterin. Yeteri kadar gayret gösterirseniz yıkılan her şeyi onarabilirsiniz sevgili akrepler. Ve geldik yaylara. İş hayatınızda karşınızdaki kişiler fazla anlayışlı değiller. Beklemediğiniz bir engel sizi umutsuzluğa düşürebilir. Birçok önemli gelişme oluyor ve siz kendinizi bunların dışında tutuyorsunuz. Önemsediğiniz kişilerin sizi ciddiye almasını istiyorsunuz ve bilinçaltınızın derinlerinden yükselen duygular sizi rahatsız ediyor. Yeni kişilerden yana olan şansınız devam edecek sevgili yaylar. Ve geldik oğlaklara. Hala bazı engellemelere ve yanlış kararlar vermeye açıksınız. Haydi artık uyanın ve fark edin sevgili oğlaklar. Mantık ve aklınızı kullanmanız gereken yerde duygularınıza kulak vererek atacağınız bir adım hiç de doğru olmayacaktır. Bunları kontrol edebilmeniz bulunduğunuz ortama uygun bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır sevgili oğlaklar. Ve kovalar, maddi konularda alışılmışın dışında davranışlar içinde olacaksınız. Memnuniyetsizlik gösteriyorsunuz. Dengesiz bir kişilik sergilemeyin. Vazife ve özel ilgi duyulan şey arasında ayrılık yaşamanız olasılığı yüksektir. Anlaşmazlık ve ruhsal ihtilaflara her zamankinden daha çok eğilimlisiniz. Günün ilerleyen saatlerinde düşünceleriniz değişecek ve yeni formüller geliştireceksiniz. Sağlığınıza dikkat edin ve öfkeli davranmaktan kaçının sevgili kovalar dedik ve geldik son burçlarımız sevgili balıklara. Sizin normalde de sevmek ve sevilmek hissiniz yoğun ancak bugünlerde bunun farkında olmanız sevilme ve heveslerinizi dürtecektir. Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size aşkta küçük başarılar getirebilir veya sizi seven birisinden küçük hediyeler alabilirsiniz. Genelde biraz mutsuzluk oyunu oynuyorsunuz sevgili balıklar. Genelde mutluluk oyunu oynanır ama balıklar mutsuzluk oyunu oynuyor demek ki. Evet. Ve böylelikle günlük burç yorumlarımızın da sonuna gelmiş olduk. Senem'le bugün de son bölümümüze geçelim. Ve an itibariyle yastık altı bölümümüz de sıra son bölümümüz saatler 11.43'ü göstermekte. Hemen bakıyoruz efendim. Çeyrek altın an itibariyle özellikle İstanbul piyasalarında alış 415 lira, satış 424 lira. Cumhuriyet altını 1721 alış, 1859 satış. 22 ayar bilezik 235 lira alış, 247 lira satış. Ve baktığımız zaman da hemen şöyle... altın fiyatına bakıyoruz. 259 lira şu an için düşüşte gösteriyor gram altını. Dolara bakıyorum. Dolar 5 lira 69 kuruştan işlem görüyordu. Dün 5.68'di. Şu an için yükselişte gösteriyor. 5 lira 69 kuruştan işlem görmekte dolar. Ve euroya baktığımızda ise 6 lira 37 kuruştan işlem görmekte. Evet, yastık altı haberlerini de, ekonomi haberlerini de sizlere aktardık ve artık bugünlük programımızın sonuna geldik. Saatler 11.44'ü göstermekte. Bugün tam zamanında değil mi yönetmenim? Vallahi bugün böyle tam zamanında programımızı dakik bir şekilde bitiriyoruz. Evet, sevgili sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte, sevgili rejideki arkadaşlarım ve yönetmenimle birlikte herkese öncelikle sağlıklı
huzurlu, mutlu, bereketli, güzel haberler alabileceğiniz, mucizevi tadında güzel sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir gün diliyorum efendim. Haftanın ikinci iş gününde sizlere yarın çarşamba hafta ortasında saatler 11'i gösterdiğinde Ton TV ekranlarında Senem'le bugün de buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.